Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Rızası dairesinde hareket etsin, hareket ettirsin ve hayrat kazandırsın. Cenab-ı Hak kendi rızasını bize gaye yaptıranlardan eylesin. Hizmet imani Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. İştirak amalı uhreviyeden bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi ve söz verdiklerimizi hisselerin ziyade eylesin. Hizmet imani Kur'aniye'de giderken rastladığımız sıkıntıları Cenab-ı Hak basamak yaptırsın. Merdiven yaptırsın inşallah. Amin. Arkadaşlar ve canlı yayında olanlar, nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Bugün biraz ondan bahsedeceğim. Bugün ömrümde ilk defa rastladığım bir manayı sizinle paylaşacağım. Başında değil. Şöyle biraz gideyim. Cennet mi olacak? He? Cennet. Cennet. Dersimizin konusu cennet. Ömrümde ilk defa Allah'ın ikram ettiği bir manayı paylaşacağım. Çünkü Rabbime söz vermişim. Bana verdiğini kullarına vereceğim diye söz vermişim. Şimdi bak görüyorsunuz kitaplar açık. Şunlar, diğerlerini de ezberden söyleyeceğim. Hemen bir oraya gelmeden önce bir dostum, belki canlı yayındadır, bu işin uzmanı, alimdir yani. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'a giderken Allah Resulü kürste bir yaşlı kadına denk geliyor. Beli bükük, eğilmiş, dişleri birkaç tane var dökülmüş. Öyle suratı acibe, garip bir mahluk. Kadın. Güldüğü zaman acayip oluyor yani. Cebrail aleyhisselama soruyor. Kardeşim Cebrail, bu kim, bu ne? Niye böyle? Peygamber aleyhisselatü vesselama demiş ki Enes, Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, bu dünyadır. Yaşlı kadın, çirkin yaşlı diyor. Çirkin yaşlı kadın suretinde, yaşlı kadın demiyorum, çirkin yaşlı kadın suretinde dünyayı göster. Dünya öyleymiş. Şimdi mukaddime yapacağım. Çok garip. Ama bize böyle gösterildi. Herkesin dünyası umumi dünyadan farklıdır. Yani sakın ha, sizin bildiğiniz, gördüğünüz gibi ben görmüyorum, siz de benim gördüğümü. Herkes öyle. Herkes farklı. Sen zannettiğin umumi dünya senin hususi dünyandır. Bu da aldanma. Var mı sıkıntı? Tamam. Şimdi niçin söyledim? Burayı çok dikkat edin. Korona ve bu pandemi kol gezdiği dönemde şu sözüme dikkat edin şu anda söylediğim. Konumuz o değil de mukaddeme yapıyorum. Anne karnından doğan çocuğu düşünün. Ustad diyor ki mahruti tünelinden yeryüzüne inerken mahruti bir tünel der. Mahruti bize şeyi anlatıyor. Cennet koni şeklindedir. Koni böyle mahruti. Bu hiçbir kat, mesela güneş vursa hiçbir kat diğer kata güneş vurmasına mani değil. Benimle alakası var mı bir şey? Yok yok. Tamam. Mahruti yani. Üç böyle. Honi gibi. Güneş vurduğu zaman her kata vuruyor. Onu da Rahm-ı Maderi de öyle söylüyor. Mahruti bir tünelden dünyaya intikal ederken çektiği zahmet, sıkıntı değil mi çocuk? Ama aydınlık bir dünyaya kavuşuyor. Ama o çektiği sıkıntı olması lazım. Dünyaya geldiği zaman ilk
muamele poposuna tokat vuruluyor. Allah'sın ki ciğeri açılsın. Tamam? Bunlar olan vaka. Bunlar hepsi simgedir, semboldür. Ama vakadır. Şimdi bir şey anlatacağım ama siz dolduracaksınız gerisini. Pandemi, ölümün kol gözdüğü dönemde. Anne karnını hayal eder misiniz içeri? Ben söyleyeyim. Karanlık. Dar. Kimsesiz. Ve şuuru inkişaf etmemiş. Tamam. Gel bu tarafa. Uzaktır herkesten. Birbirlerinizden. Demek ki anne karnı dar. Tamam. Karanlık. Yalnız. Şuuru inkişaf etmemiş. Oraya girin. Tamam. Dört. Ustad kabir için diyor ki soğuk, dar, soğuk, dar, kimsesiz ve karanlık. Tamam. Dolduruyorsun. Anne karnında mahruti tünelden alem-i şehadete gelirken çocuğun çektiği sıkıntıya mukabil alem-i şehadetteki dereler, deniz, güneş, hava, meyve. Allah Allah. Değer değil mi? O kadar küçük bir sıkıntı çekme. Anne karnına benziyor dünya. Dünyayı Allah Resulü zaten gördü kürsüde. Miraca giderken. Ya Cebrail, bu beli bükülmüş. İhtiyar, siska, şaşı. Aynı böyle. Ta, uzun tarif de bence. Şaşı, büzüşmüş, derisi, dişleri düşmüş. Bu yaşlı kadın kimdir ya Cebrail? Bu dünyadır. Bizi böyle süslü gözüküyor. Ha. Anne karnında iken çocuk annenin kültürü, geleneği, annenin okuduğu, annenin stresi çocuğa da stresi sirayet ediyor ya. Dünya hayatı anne karnıdır. Ölüm anı doğum anındaki mahruti tünelden bebeğin çektiği zahmet kadardır. Ey limana. Sonra anne karnıyla şey dünyayı kıyas edin. Allah Allah. Mevlana'nın tabiriyle dünyam alt üst oldu diyor. Onun için üzülüyormuş. Demiş ki abi gafil. Altının üstten iyi olmadığını nereden biliyorsun demiş. Altının üstten daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? Anne karnındaki çocuğa deseler ki böyle bir yere geleceksin. Gelmek istemez. Ekmek elden, su gölden. Göl gibi. Ama bak hele. İşte buraya geldik. Allah Resulü'nün tabiriyle dünya böyle bir yaşlı bir kadın ve buradayız. Ölüm anı doğumdur. Ahireti doğumdur. Burada diyor ki Hasan abi, çektiği sıkıcı, ezici, zahmet neticesinde... Biraz izle desen abi. Çektiği... Çektiği sıkıcı. Sıkıcı bu. Sıkıntı mı sıkıcı mı? Sıkıcı. Sıkıcı. Ezici. Ezici. Rahmet neticesinde... Rahmet, he. Dünya saadetine nail oluyor. Dünya saadetine nail oluyor. Dünya saadeti anne karnına kıyas ediyor. Bu dünyayı da yaşlı kadın vesaire insana keyif vermeyecek bir eş. Bu. Ölüm anı bütün hayatının tevide, tevit olduğu, cem olduğu andır. Yani kesretin vahdete kafirin dahi Allah dediği andır. Bunu böyle bilin. Yani ölüm bu kadar büyük nimettir. Zindani dünyadan bostani cinana hizmetine mukabil ücret almaya başka kabir nedir? Bu ölüm anı. Pasaport dairesidir diyor. Tebdili mekandır diyor. Tahvili vücuttur diyor. Itlak ruhtur diyor. Dünya zindanından cennet bahçelerine açılan diyor vesaire. Şimdi cenneti okuyoruz. Aynı kanun burada da geçiyor değil mi abi? Aynı kanun. Büyük insanda ne varsa küçük insanda da aynı var. Herkes için mi geçiyor? Ehl-i iman için. Ehl-i iman için. Kafir için öyle değil. Ehl-i iman giderken cesette yani tabutla giderken tabut hazır zamandır diyor. Ya acayip bir şey ya. Tabuta ne diyor biliyor musun içine? Hazır zamandır diyor. Tamam. Tabuttaki ehl-i iman diyor ki çabuk götürün. Çabuk niye geç kaldınız ya? Gördüğü o harika bir yere
Yüzünü koparmak istemiyor. Adamlar da durduruyor. Halam gelsin, amcam gelsin. Ya adam gördü orası. Ya ne kadar işkence yapıyorsun. Ha? Ama kafir bağırıyor. Duymuyor musunuz? Beni nereye götürüyorsunuz? Çıldırıyor. Akrabası. Akraba değil miyiz? Beni nereye götürüyorsunuz? Ama artık diyor ki ayet ve hadis lisanıyla bağırır karabasan gibi. Kimse duymaz. Çıldırır kıpırdayamaz. Bitti o. Hizmet yok. Namaz yok. Dava yok. Davan yok. Nereye gidiyorsun? Bayılmaya mı zannettin ölümü? Ha o meselemiz değil Enes. Bir de onu sorma. Ehl-i iman. Ben kafir dünyamda yok. Şimdi cenneti okuyoruz. Ömrümde ilk defa 30-40 senede ilk defa Allah'ın denk getirdiği bir manayı sizinle paylaşacağım. Ama burayı okuyorum. Merak edeniniz varsa 498. He? Bir şey sorayım da diyorum. Sor, sor. Şimdi çocuk doğuyor ya. Doğuyor. Doğmadan önce işte baba seviniyor çocuk gelecek diye. Dünyaya geldi. Şimdi aynı bunun gibi de bu dünyadayken orada sevinen kim? Baban kim? Dünya seni doğuran. Evet, baba doğurtkan ve besleyen kimdir o? Madem dünya annedir. Allah. Tövbe, Hristiyanlığa kaydım. Şimdi dünya annedir. Bu annede beni buraya mayalayan, vesile olan dünyanın eşi kimdir? Pozitif eşi. Karşılığı mı eşi mesela? Karşılığı mı eşi mesela? Karşıtı ve karşılığı. Ahiret olabilir mi yani? Cennet ayet. Hadi okuyalım. 498 sözler. Mesnevi Nuri 103. İşaratül İcaz 145. Şu anlardan da bakacağım zamanım olursa ama bu saatten sonra bir saat alacağız, tamam mı? Şimdi bu kadar 10 dakikayı saymıyoruz. Ben pandemiyle alakalı, ölüm korkusuyla alakalı korkma. Yani düz yapıyorsun. Korkma. Tamam. Korkma, inan. Mahruti tünelinden çektiğin sıkıntı güneş aydın bir dünyaya gelmek, anne karnına benzemiyor da. Ama benzesin, öyle diyor. Dar, sıkıcı, ne diyor? Evet, dar, sıkıcı, ezici. Ezici bir mahruti tünelden neticesinde hava var, güneş var, dereler var, balıklar var, cızbızlar var, değil mi? Etmek demedik, balık dedik yani. Hadi bakalım. Çok keyifli bir şey paylaşacağız İbrahim. Bugün çok hoşuma gitti. Sual. Soru. Cisim. Hoparlörü takar mı? Atak. Ver. Hem ben bağırmamış olurum. Çünkü onlara da gitsin diye bağırıyorum. Cisim, yani üç tane şey farklıdır. Cismaniyet. Cisim, ceset. Beden de farklı. Etli dört. Ama girmiyorum. Bilin yani külliyat öyle. Böyle bir tuhaf bir anladığımız kadar değil demek istiyorum. Bu ses ne olacak? Dur bakayım. Bu şırıltı. Ha? Bir şey olmasın. Bu ses. Sen geç oraya. Sen onu hallet. Elektrikçisin. Nasıl oraya şey gelmedi? Bu var ya şırıltı sesle biraz var. Bir şey yok ha? Seste şu anda bir şey yok. Bir şey yok mu? Yok şey yok. Tamam. Biraz, biraz indirseniz abi. Aşağıya mı indireyim? Tamam. Sen o zaman oraya geç. Ahmet abiye orayı terk et. Ya kusura bakma şeyden dolayı. Yani seni korumak için. Pandemi için. Şu anda normal da. Tamam. Cisim. Şeylere girmiyorum. Çünkü maksadıma bir varayım. Ama dikkatinizi çekiyorum. Dördü farklıdır. Ceset. Cisim. Cismaniyet. Beden. Cisim eğer hayatı olsa etzai bedeni daima terkip ve tahlildedir. İnkıraza mahkumdur. Yani bu hayata mahkum hayat olduğu için devamlı değişiyor. Değiştiği için her değişenin bir kemali olduğu için zevali de vardır. Tamam. Soru daha. Ebediyete mazar olmaz. Ebediyete mazar olmaz. Çünkü yıkılmaya doğru gidiyor. 33'e kadar çıkıyor. Bu cisim
33'e kadar gidiyor. Kemal yaşı o. Ondan sonra kafayı indiriyor aşağıya. 33'ten sonra tamam. Et ve şürp, yani yeme ve içme, bekay şahsi, yani yeme içme, şahsın devamı için, lezzete bakma sen. Yeme içme, yaşamak için. Muamele-i zevce ise, özel hayat ise, bekay nevi içindir ki, yani neslin devamı içindir bu. Şu alemde birer esas olmuştur. Yani iki tane şey caziptir dünyada. Bir özel hayat, bir de yeme içme. Yeme içme, hayatiyetin devamı için Allah şekerleme yapmış. Yani kimse karnında bir dabacan yük taşımak istemez. O kendisine 15 dakika önce kapıdan girmek istemez. Yani karınlar var ya böyle. Niye yiyoruz bunu? Aslında yemek içmek bedeni beslemek içindir. Ama biz onun için değil, lezzet için. Allah ne yaptı? Lezzeti koydu ki vücudunu gıdasız bırakma. Hiç kimse elin oğluna tahammül etmez. Hiç kimse elin kızına bakmaz. Hele kendisiyle hiç alakası olmayan bir nesli, nesle dair yani evladı dediğine ömrünü vermez. Sen işte mi geldin, işte mi gideceksin? Yok, evden geliyorum işte. Evden yani. Gidecek misin? Yok. Gitmeyeceğim. Şimdi gündüzcüsün sen. Gececi gittiler değil mi sizinkiler? Niçin yapıyorsunuz? Çocuk için. Çocuğu. Bu gelen seninle alakası yoktu. Ama dediler ki senin oğlundur. Ömrümüzü vakfettik. İşte bunu yaptırmak için Allah bir şekerleme yapmış. Lezzet koymuş. Vücudu da devam ettirsin diye kimse yemek yemez. Niye bu yığılsın buraya? Bir yemek yemek için, bir tabak yemek için belki de İbrahim bugün kaç saat çalıştı? Bu da bedenin devamı için Allah lezzet koymuş. Ha bunu yap diye. Aslında o şey, yemlemek, tavuğu yem diyorsun. Bu işi yaptırmak için sana. Getir İbrahim'i bir tane, sağ ol. Bugün havamız çok iyi. Alem-i ebediyette, alem-i uhrevide, alem-i ebediyette, tespitimi de söyleyeceğim. Alem-i ebediyette, alem-i uhrevide, şunlara ihtiyaç yoktur. Cennette bedenin inkırazı yok ki yemek yesin. Orada nesil çoğalması yok ki niye evlensin? Neden cennetin en büyük lezzeti sırasına geçmişler? Neden bu ikisi cennette en cazip duruma gelmiş? Soru anlaşıldı değil mi? Ahmet anladın mı abim? Anlamışsındır. Anlamadınsa da. El cevap. Evvela ben rahat bırakmam. Derste kimseyi rahat bırakmam. Soru sorarım. Şimdi evvela şu alemi cisma, evvela şu alemde cismi zihayatın inkırazı ve mefte mahkumiyeti ise varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Niye insan ihtiyar oluyor? Niye çöküyor? Gelir gider dengesi bozulduğunda. 33'e kadar gelir çok, giden az. Kerim. 33'ten sonra gelen az, giden çok. O abi 33'ten sonra göbekler çıkıyor. Asıl esas değil o. Asıl gıdan değil, o yüktür. Dabacan taşıyorsun. Dabacan. Yani Mehmet, onun karın böyle çıkmışsa, diyorum ki 15 dakika önce senden önce giriyor. Oy baktım ki abi bir şey gördüm yuvarlak. Gel. Tam 15 dakika geçti bir baktım ki adam çıktı. 15 dakika sonra. Bu saatten sonra herhalde göbeği olanlar az yiyecek artık. Biz Ahmet'e bakıyoruz böyle. Allah Resulü demiş ha. Ya ben bakmıyorum öyle bir şey. Allah Resulü sahabeye demiş. Nadir abi yukarıda ya, ona da Resulullah demiş biliyor musunuz rüyada? İkisinden söyleyeceğim aleyhissalatü vesselam. Sahabe sarılınca peygamber arasında göbeği değmiş. Demiş ki ya filane oraya koyacağını sadaka verseydin senin için daha hayırlı olmaz mıydı? Nadir abi şimdi nasıl biliyorsunuz değil mi böyle kemik iskeletor. Böyle kemik gibi. Eskiden beri böyledir. Niye? Aslında sen kardeş dedi bana. Ben çok kiloluydum dedi. Tombul bir şeydim. Yuvarlansa yuvarlanırdı. Aynı böyle anlattı. Bir gün Resulullah'ı gördüm. Bana sarıldı diyor.
rüyada. Dedi ki bana, Nadir, bu ne ya dedi. O kadar utandım, o kadar utandım. O geceden sonra bu hale geldim diyor. Demek ki vücut niye inkıraza uğruyor? Artık 33'e kadar asıl temel gelir, tamam. 33'ten sonra gider oluyor. Çocukluktan diyor bak, sinni kemale kadar valide çoktur. Buluğ çağına kadar, çocukluktan buluğ çağına kadar gelir çok. Ondan sonra masarif ziyadeleşir. Muvazene kaybolur, o da ölür. Beden ölür. Seninle alakası yok. Hulusi abinin misalini vereyim. Hulusi abi. Demiş ki, kitap şeyinde var, dosyalarında var. Bir ağaç düşünün diyor, ağaç. Ağaçta bir tane kuş var diyor. Ağacın altında diyor, siyah adam, bir de beyaz adam hızar almış. Hır 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 hır. Ağacı kesiyorlar. Eski bişkiler biliyorsun. Dişti. Hır. Kesiyorlar. Kuş da bakıyor böyle. Siyah adam, bir de beyaz adam hızarı kesiyorlar. Ağacı kesseler kuş da düşer mi? Ne yapar? Uçar gider. Kuştan maksat ruhtur. Ağaçta maksat bedendir. Siyah beyaz gece ve gündüzdür. Hızar da hır hır zamandır. İmam-ı Gazali der ki şu saat var ya, gerçi bu tam oradakini görüyorum. Tık tık tık. Bu diyor saat sesi değil ya. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Kabre giderken ayağının sesidir. Tamam. Ölüyor. Ölüm anı başta anlattım. Bütün güzeşti hayatının anda cemidir. Yani vahidiyetin ehadiyete. Başka kafir mümin Allah'lığının onaylandığı andır. Herkes Rabbinin kim olduğunu bilecek diyor. Başka? Zindani dünyadan bostani cinana çıkmak için toprak altındaki çekirdeğin patlamasıdır. Karpuz bilirler belki. Ben köylü çocuğu olduğum için bizde kabak vardı hem piye hem siyah. Gece ses duyardık. Sessizlik olduğu için. Gündüzde var ama daha çok pat, çok, çok çatlamalar olur. Karpuzda da var. Büyüme olur. İşte ölüm anı böyle bir an. Mahruti tünelden bir doğum yaşayacaksın o kadar. Doğum anı. İnanın bana dünyanızdan daha güzeldir. Çünkü Rabbim öyle söylüyor. Ehl-i imana böyledir. Ehl-i imana müjdedir. Dünya zindanından öyle diyor. Ve ilehil masir. 20. mektup. Korkmayın. Kaza namazınız varsa başlayın. Başlamamışsan kork. Kaza orucun varsa başla. Ha? Ondan sonra evradın eskarını sakın namazdan sonra tesbihatını bırakma. Her gün birkaç dakika, 5-10 dakika diyor, ben diyorum da Risale'de birkaç dakika Risale oku. Namazın akabindeki, 26. sözden söylüyorum. Namazını tadil erken kıl. Namazın akabindeki tesbihatı yap. Birkaç dakika Risale oku. Yaparsın. Okuyorum, devam ediyorum. Alem-i ebediyette ise, bir de okuyayım şurayı, ben araya girdik, manayı bozdu. Çocukluktan sinni kemale kadar varida çoktur. Buluğ çağına kadar yükseliş çok yüksek. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, muvazene bozulur, o da ölür. Alem-i ebediyette ise, ahirette ise, zerrat-i cisim sabit kalıp, terkip ve tahlile maruz değil, veyahut muvazene sabit kalır, haşiye, varidat ile masarif muvazenettedir. Haşiye nedir? Çok ilginç bir yer. Şu dünya
cismi isma insani, şu dünya, cismi insana ait. Başka bedensel hayatımıza hizmet ediyor dünya. Hayvani duygularımıza hizmet ediyor. Zaraat için güya bir misafirhane, bir kışta bir mektep hükmündedir ki, camit zerreler ona girerler, hayatlar olan alimi bekaya zaraat olmak için liyakat kesmederler, çıkarlar. Ahirette ise, inne darul ahirete leyyel heyvan, sırınca nur hayat orada amdır, geneldir. Döneceğim, izah edeceğim. Nurlanmak için o seyru sefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Şimdi bu dünya mektep, okul, askeri kışla, bir de ne diyor? Yok. Bu memleket mesela bir kışla mektep. İki şey söylüyormuş demek ki. Bir, şu dünya hayatı, yani beden hayatımız, şu beden var ya, şu beden neymiş? Kışla, askeri kışla da ne olur? Eğitim. Ve mektep diyor. Bir de misafirhane diyor. Ha, misafirhane. Misafirhane. Ha, misafirhane hani dedi ya doktor, bekleme salonu. Havalimanında bekleme salonu. Misafirhane. Mektepte ne var? Eğitim. Öğretim. Askeriyede eğitim. Misafirhanede bekleyiş. Yani içeriye alınacaksın. İntizar diyor ya sana. İntizar salonu. Ya doktorun intizar salonu veya havalimanı veya beklemiş. Tamam mı abiler? Bu beden, ruhun ya mektebidir, ya askeri kışlasıdır, ya intizar salonudur öteye. Bu budur. Bundan başka bir şey bekleme. Bunun bekası istenir mi bu gömleğin? İstenir. Bu da öyle. Bu da öyle. Bundan fazla bir mana yükleme ki, böyle ayrıldığı zaman, yaşlanınca, bir hastalık olunca falan ödün patlamasın. Güzel havada, bizim Karadeniz'de bir söz var. Eskiden yol yoktu, araba yoktu. Köyden köye, dağdan giderlerdi. Derlerdi ki, bak yağmurda çok. Güzel havada ağacın altını pislemeyin. Yağmurlu gün de size lazım olur. Çünkü sonra yağmurlu günde onun üzerine oturursun. Değil. Yani şu anda iyiken kendinize zaman ayırın. Kendinize değer verin. Okuyun, tefekkür edin. Korona tepenize bindiği zaman hastaneye, yoğun bakıma, entübeye diyorlar. O zaman size lazım olur. Bu daha dünyada bu kadar değişik. Sekeratta tutunun bir tane. Sekeratta rabıta yapacaksınız Allah'ın izniyle. Rabıtayı anlattım size. Böyle bu tür alemlere düşenler için söylüyorum. Düşeceğiz en son bende. Tutunacağınız rabıtayı söyledim. Şuraya bakar mısın Mehmet? İyi bak abi. Sana soracağım. Baktın mı abi? Kapatır mısın abi gözünü? Kapat. Ben dedim ya. Abim bu biraz önce baktın. Gözünü sakın açma. Ne yazıyordu? Neydi Mehmet? Sana kitabı gösterdim. Ne yazıyordu? Antrikot görüyoruz. Tamam, bir şey yapacağım sana. Sözleri yazacağım sana. Ha peki tipini ayar. Bana düz değil mi? Ha sana o ikisi de Mehmet, evet. Ha bak şimdi Mehmet, çevrel değil. Bu cevabı bile bekliyorum. Yani. Tamam iyi. Şimdi bir daha Mehmet. Rabıta çok önemli de, tarikatta var, bizde de bak. Buna bakar mısın abi? Tamam. Bak, kapatır mısın? Şimdi neydi abi, ne yazıyordu? Sözler. Ha, ciddi söylüyorum. Rengini hatırlıyor musun, şeklini? Tutun abi orayı. Orayı tut ayağında. Bırakma. Tamam. Şimdi seninle bunun aranda manevi korkunç bir bağ kuruldu. Buraya şeytan giremez. Sekeratta ölüm anı, korona menon oldu. Hemen tutun bir şeyine. Sevdiğin bir insanın siması olur.
Ama Allah için olan bir sima, ustad mesela diyelim. Veya el şeyi bu, kitap. Veya bir sayfa. Mesela şu sayfa, cennete dönmüş bak. Şuraya tutun. Mesela ben bu sayfayı gördüğüm zaman nerede, ne için boyandığını biliyorum. Yeşil olduğu için. Yani bunlar ne olduğunu. Şimdi hayal, gözümü kapatsam ben bunları hissediyorum. Şöyle gözüm bakıyorum, ya harf, kelime okuyorum, anlıyorum. Boyamışım. Çünkü Barla da diyor, boyamak, çizmek, tefhimi, anlayışı kolaylaştırır diyor. Barla da geçiyor. Şimdi Rabıta İbrahim söylüyorum. O kadar mühim ki bir şey ki, korona da hastane hastane düştüğün zaman bu ne demektir? Orada hiç kimse sana telefonla da konuşmayacak. Yani veya sekerat anı, belki korona görmesin ama herkes ölüm anı olacak. O hissedersin. Bazılarının bir sene önce başlar habercisi, bazı 6 ay, bir hafta, bir gün, öyle bir gün, bir saat. Görmeye başlayınca hop, sözleri tutun. Tutun ona. Bırakma. Vallahi onunla senin aranda bağ var. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız oradasınız ve ona dönüşüyorsunuz. Tamam. Şimdi şeytanın ne haddi var ki aranızdaki şey bağa girsin? Rabıta işte bu. Tamam. Kutsi bir şey. Ondan sonra bekle. Sözler orada. Senin Azrail'in bütün geçmiş hayatın sözler siması altında gelecek. Hop, sözler gelecek. Buradaki mana cisimleşecek, ruhani olacak. Bütün sedgüzeşte hayatın bu potada böyle şu gibi çiçek tarlası gibi olacak. İnanın şu söylediğim öyle bir müjde ki, ölümü tadacaklar için onlar için müjdedir. Ama sizinle pek alakası yok da ölümü, çünkü şehitler tatmayacak. Ama o şaka bir tarafa, latife. O sıkıntı olduğunuz zaman tutunun oraya. O rabıtadır. Tutun. Tutun oraya. Eğer oraya tutunmasan olumsuz videolar, korona olunca ne oluyor, öksürüyor, uç adam çıldırıyor, bilmem ne yapıyor. Bütün hepsi sen getiriyor. Peş peşe sana ekliyor şeytan. Bu videoyu da seyret. Sana bir hadis aklına geldi de. Yemen Efendimiz diyor ki, sıkıntıya girdiği zaman hacıda getirir. Evet, hadis. Allah razı olsun. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıya girdiğiniz zaman beni hatırlayın diyor. Sahabesine diyor ki beni hayal edin. Ümmetine diyor ki beni hatırlayın. Ya. Sıkıntıya girdiğiniz zaman. Hazreti Ebu Bekir hep peygamberi düşünürmüş. Hep onu düşünürmüş. Affedersin. Şeyde bile onu düşünürmüş. Evet. Ya Resulallah, affedersiniz yani. İhtiyaçta bile aklımdan çıkmıyorsun. Çok şükür. İyi ki ölüm var. Kurtulacağız inşallah. Hizmetine mukabil ücret almaya gidiyorsunuz. Hizmet meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. İnşallah. Ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. Bu müjdelere bizi nail et ya Rabbi. Sen Musa'nın Allah'ısın. İsa'nın da Allah'ısın. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam da Allah'ısın. Sünnet-i seniyye uyan adam sürekli hatırındadır. Evet. Hah. Sünnet-i seniyye. Uyan adam sürekli evet. Hatırındadır. Çok güzel olacak ya. İnanın. Eğer bu ölüm anı kötü olursa o anda beni hatırlarsın. Lan ya, yazıklar olsun lan sana, öyle olmadı. Ama ben de sana sorarım kabir ötede. Bak öyle oldu mu olmadı. Sünnet-i seniyye huzuru daimi değil mi? Huzurum daimiye biliyor. Evet, tamam. Devam. Sünnet-i seniyye yaşayan adam huzuru daimidir. Evet. Şimdi tespitime doğru geliyor. Şu anda gidiyoruz değil mi? Çok iyi. Sıkılmadınız. Dünya nedir? Ha, daha bitmedi. Şu beden neymiş? Misafirhaneymiş? İntizar salonu? 2. Askeri eğitim. Mektep, öğretim. Tamam mı abi? Bundan fazla bir şey bekleme. Askeriyeden çıkıyoruz, iyi gitmiyor. Nasıl bitti askerlik, üzülüyor musun? Yok. Mektep bitti. Tıp, hukuk, ilahiyat. Bilmem şey, bitti. Mezun olunca insan ne kadar seviniyor. Ne kadar seviniyor değil mi? Ha, bitti, vazife bitti.
ücret almaya gidiyorsun. Artık memur olacaksın. Böyle ya. Biz de Allah'ın memuruyuz. Mehmet! Sen arkadaki Mehmet. Sildi beynimden. Camit zerreler, ha bu. Cansız zerreler. Buraya nereye, niçin geliyor? Ya misafirhane için İbrahim bekleyecek. Ya askeri kışta eğitim görecek bu zerre. Veya mektep öğrenecek. Buraya geliyor. Ne öğreniyor? Bak şimdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hepsine mal oldu. Burada diyor bir şey yersin, akabinde elhamdülillah dersin. Ahirette bu elhamdülillahın donmuş halini yersin. 32. söz. Mesela bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Enerji harcamıyor muyum? İçtim de harcadım. Peki bu ne oldu? Hamda dönüştü. Yani bunu yemesem, içmesem. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Diyebilir miyim? Bunu, o zaman bu nedir? Onun ortaya çıkmasının malzemesi olduğu için bu ona dönüştü. Oldu sana mektep bak. Nasıl geliyor? Sen bu cisim daha fabrika oluyor. Fabrika. Mahsulat. Zerreler bu. Biraz izli Mehmet ya. Zerreler bu. Cisme giriyorlar. Alem-i Behk'e hayat buluyorlar. Hayat nereden okudun? Bu Haşede abi. Ha Haşede. Orada deviyor. Ona geliyorum ha. Allah Allah. Camit zerreler. Ona girerler. Acil camit. Ha girsin. Girdi. Hayat girerler. Hayatlar olan alimi bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler. Bak fabrika oldu şimdi. Şimdi ne oldu? Namaz kıldım ben bununla. Kur'an okudum. İyi şeyler yaptım. Namaz kıldıktan sonra affedersiniz. Tuvalete bile gitmek ibadettir. Namaz kılanın her mubah işi ibadettir. Her mubah. Haram olmamak şartıyla. Tamam. Bu cami zerreler girdi mi abi buraya? Mektebe girdi. Kışlaya girdi. Misafirhaneye girdi. Fabrikaya girdi. Girdi. Ne olurlar peki? Bu kahve mi abi? Ben namaz kıldım. Kahve midir artık? Öteye mal oldu. Kahve ahirete dönüştü. İçinde kim var? Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İçinde bu mana var. Ama bu ona sebep olmuştu. Bak dönüşüme bakın. Bütün dünyadaki yediğimiz gıdalar meğer insan yapmak içinmiş. Buraya giriyor, eğitim yapıyor, talim yapıyor, fabrika gibi mahsulat yetiştiriyor. Hep ahirete intikal ettiriyor. Peki başka ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz, sure okuyoruz, tefekkür ediyoruz, fikrediyoruz, hissediyoruz, mahsediyoruz, zevk ediyoruz, latve yapıyoruz, şefkat yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Her şey. Bak her şey dönüştü. Oraya geçti. Geçiyor. Şimdi insan servetini gönderdin. Almanya'dan servetini Türkiye'ye gönderdin. Emekli olunca orada kalmak istemezsin ki. Abine babana gönderdim parayı, o da diyor ki daire aldım, dükkanı aldım, arsa aldım, dershane yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diyor. Gelmek istemez misin? Parayı buraya aktardım. Ama bir Almancı düşün, hiç buraya göndermedi, hep Almanya'ya yatırdı. Gelmek ister mi Türkiye'ye? Niye? Servetini oraya yatırdı. Dünya için yatırım yapan ahirete gitmek istemez. Ama buradaki kazanımların, çalışman hep oraya gidiyorsa insan kavuşmak ister ya. Ya Almanya'da çalıştım, babama gönderdim. Babam da diyor ki mektupta, oğlum diyor, arsa aldım, daire aldım, dershane yaptım, cami yaptım, şunu yaptım, böyle yaptım, şunu sevindirdim, seni gönderdim parayla. Ya bir gitsem ya, bunları bir görsem ya. Ha? Nereye gönderdin sermayenize? Oraya gitmek istersin. Ama yatırımı kazandığın yerde yaptın, Almanya'da yatırım yaptın. Kazandın, oraya yatırdın. Gelmek istemezsin. Ha bir gideyim ya senede birkaç gün. O da of be, bir sürü sıkıntı. Ona belki geldi gelmezsin. Ha, böyle gitmek istemeyen ondandır.
Ben görmüştüm, şahidim Rüştü abide. Ondan sonra son günleri indi. Abi nasıl hissediyorsun dedim. Dedi ki, artık dedi, gitmem lazım, istiyorum dedi. O moda girdi yani. He, moda girdi. Baktım ki sevindi. Çünkü Allah'ın bir rahmeti var. Şu anda ölmeyeceğiniz için şu anda, onun için ölüm korkusu var. Merak etmeyin, rahmet şöyle tecelli edecek Enes. Ölüm moduna doğru gidince orayı sevdiriliyor. O kadar şık oluyorsun ki, ah bir an gelse ya. Bir daha, ölüm modunda olmadığımız için ölüm korkusu var. Ama Müslüman ölmeden önce, şu haletin olmayacak Mehmet. Şu anda biraz korku var. Çünkü ölmeyeceksin de şu anda. Müslümana ölüm böyle geleceği zaman ona sevdirilir. Ona ülfet değil, ünsiyet edilir. Keyiflenmeye başlarsın böyle. Gelse ya. Onun için büyük zatlar sekeratta kalkmış, kılıcını çekmiş falan bir şeyler diyor. Onlar adam. Böyle, hadi bakalım. Alim-i ebediyette ise zerrat-ı cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veyahut muvazene sabit... Ha, aşağıdaydık. Camit zerreler ona girerler, hayatlar olan alim-i bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çıkarlar. Ahirette ise inne darul ahirete leyyel hayvan. Ahirette bütün her şey hayattardır, canlıdır. He? Sırınca. Nur hayat orada andır. Şimdi tespitimi biraz şey yapayım. Bu dünyada Ahmet hayatın, Allah'ın hay sıfatının biz nesini yaşıyoruz diye bir şey yapmak, söylemek isteyen var mı? Şu anda hayat sıfatının nesini yaşıyoruz doktor? Sofrada beraber konuşmuştuk. Cilve, cemal, nakış sanat. Arkadaşlar, hayatın en kesifini yaşıyoruz. Beden hayatı, hayatın köpüğü ya köpüğü, köpük. Altında pekmez var, üstü köpük. Ekmeği batırsa ne olur, köpük işte. Bu beden hayatı, hayat sıfatının köpüğü. Aslı değil. Bu hayatın aşağısı nedir? Hayat, cilve-i hayat, in aşağıya, maddi hayat, yani buz, in aşağı derken su, in aşağıya, H2O, bak yapayım, ondan sonra bedenin gelecek. Buz, in aşağıya, aynı yerdeyim. Ahiret bak nerede Enes bak, buzu elime koyar mısın abi, hayal et, buz, sudur abi, doğru değil mi? H2O'dur, doğru mu? Doğru, enerjidir, esirdir. Aynı yerdeyim. Maddi hayattır. Aynı hayattır. Cennet aynı hayattır. Hayatın en azami tecelli ettiği yer cennettir. En latif o. En kesifi bu. Bununla bu. Tamam. İnne darul ahirete liyel heyvan. Yani esas hayatın am. Hayat orada andır, umumidir. Her hakikat ortadadır, olacak. Burada suretidir. Kışır bu. Bir yeme, içme, nesil için bu hisler hayatın köpüğü ise, kışırı ise, sureti kabuğu ise lubu nedir? Ona gidiyoruz. Ha. Şöyle anladığım şeyinden. Burada şarj var, deşarj var. Orada şarj var, deşarj yok. Yok. Elektrikçi ya. Nur hayat orada nedir? Andır. Tamam mı? Sonra nurlanmak için o seyr-i sefere, o talim ve talime lüzum yok orada. Burada vücuda niçin giriyordu? Yani bir elek gibidir diyor. Dünya ve beden diyor Mesnevi Nuriye'de. Elek. Elek düşünün. Un koyuyorsun, eliyorsun. Elenmiş, elenmemiş. Koy, elendi. Bu elek ne kadar elemiştir? Kaç ton? Ama elek. Beden de elek gibidir. İşte ahirette bu dünyada bismillah hayat oldu, hareket oldu, fikir oldu, his oldu, duygu oldu, latife oldu, hizmet oldu. Bu oraya gitti şimdi.
İçeri girince oraya mal oldum. Ömründe kaç kamyon gıda geçmiştir? Ne kadar hava teneffüs etmişsindir? İşte orada onlar vazife yapacak. Bu zerreler. Bu Kabe'nin enerjisi. Dedik ya buz. İn aşağıya su. İn aşağıya enerji. İn aşağıya enerji, esir, madde hayat. Aynı hayat. Hayatın zatları ceri. Tamam. Hepsi nerede? Burada. Bak ahiret burada. Nerede ahiret? Buz neredeyse su da oradadır. Öyle mi? Buz neredeyse su oradadır. Su neredeyse H2O oradadır. Enerji oradadır. Aynı hayat o da oradadır. Şimdi toparlıyorum size. Zerreler demirbaş olarak sabit kalır, kalabilir. Şimdi istifademi 30-40 sene sonra Allah'ın bana ikram ettiği bir nimeti sizinle paylaşıyorum. Doğru veya yanlış. İstifade ettiğim eser bugün sabahtan akşama masamda Emirdağ 1 ve 2, Divan-ı Harbi Örfi 2, Hutbe-i Şamiye 3, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harbi Örfi, Emirdağ. Onların sonra mektubat. Dört kitaptan hulasa ediyorum sizi. Manaları toplayıp kalbime geleni söylüyorum. Şimdi 24. mektupta şunat-ı zatiye var. Yani bu kainat niye gelip yaratıldı? Yaratıldı da niye durmuyorlar? Niye devamlı değişiyor? Niye dünya ahiret var? Niye devir deveran var? El cevap, dört çeşit cevap verir. En sonu şu. Allah'ın şunat-ı zatiyesi var. Malzeme yapıyorum bak, sonucu söyleyeceğim. Çok önemli bu. Şunat-ı zatiyenin merkezinde ne var? Şefkat-ı mukaddese. Soğanın cücüğü gibi merkeze şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Mabet-i münezzehe. Çık dışarıya. Sevk-i. Yazayım şunu ya. Yazayım şuraya. He? Arkaya mı? Arkaya yazayım istersen. He? Açabilir misin böyle? Çalışmıyor mu? Açarız. Aç bakalım. Yani ezber yapmayayım. Ha böyle getir. Allah böyle. Kahvem çok önemli. Devrilmesin. Başka bir şey isteyen istemem yani. Tamam. Şimdi bu anlatacağım. O kadar mühim ki kalkmam. Bu bana müsaade eder mi? Eder. Tamam. Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Şöhreti kazibe Allah muhafaza etsin. Kalancı şöhret. Bunlar şöyle tutayım tahtayı. İnşallah Arnavutköy'de dershanemiz olunca Allah'ın izniyle bu yağmurla bitince dozeri vuracağız. Ha, Pazar ilçesinde dershaneyi aldık ha. Ne? Çok şükür. Evet. Üçüncü dershane. Bir ilçede. Tam merkezde. Çok harika bir yer. Çok Cenab-ı Hak nasip etti. Onu da haberiniz olsun. Pazarın merkezinde. Pazarın merkezinde. Tam meydana Enes. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi şunat-ı zatiye. Zatiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şey var içinde. Tamam. Şimdi o kadar hoşlanacaksınız, hoş bir şey. Ne var ilk el merkezinde? El merkezinde? Şefkat-ı mukaddese. Şefkat-ı mukaddese. Buraya. Muhabbeti, iki tane tembe mi var? Muhabbeti, evet. Münezzehe var. Buraya? Şevki mukaddes. Şevki. Mukaddese. Bak münezzeheden başka yok, hep mukaddes. Bu? Sürur-u mukaddes. Sürur-u mukaddes. Sonra? Huzur-u mukaddes. Sonra? Sonra kalır. Lezzet-i mukaddes. Lezzet-i. Mukaddese. Sonra? Sonra kalır. Olur mu? Bir de
şey adam yazıyor. Mehmet, çevre. Kitaptan bakmıyor musun? Bak. Sen oraya bak Mehmet. Ben buraya bakıyorum da. Sahara sana abi. Başka yerlerde. Başka hepsi bir yerde değil. Ben mektubat yerine bakıyorum da. 286. Evet, evet. 87 şeyde. Gene mektubat 87 ve 286. Aynen 86. Tamam, tamam. Şimdi merkezde bu var. Allah bu kainatı niye yarattı? Bir sebebi muhabbettir. Şimdi şöyle anlatacağım. Ama mukaddes bilmiyoruz. Mezun olmadığımız, anlamakta anladığımız gibi olmayan, bak, anlamakta anladığımız gibi olmayan, ama anlamadığımızı anlamak adına söylüyorum. Şimdi Allah kendisi bu kainata bizzat bakıyor mu? Bakıyor. Bir de gayri nazarıyla bakıyor mu? Benim içimde ha, girdi tobe sor. Sanki dışında mıydı? Ama anlatmak için başka şansım yok. Evet. Şimdi Allah bir seyrediyor kendisi dekayık aşinasıyla. Bilmiyoruz. Bir de benim nazarımla bakıyor. Yani tabiri diyelim. Bana girmiş, kulağımla duyuyor, gözümle seyrediyor, ağzımla yiyor, yürüyor. Bunun hadisi Budist'te var. Ben tutan eli, gören gözüyüm falan var ya. Tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız, Allah'ta da lezzet-i mukaddesi var. Şimdi bilmiyoruz içerisini. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Biz de ancak tereşuatından şey yapacağım, tereşuatını. Biliyoruz. Bizdeki lezzet var ya, lezzetin kışırıdır. Kendisini bilmiyoruz. Yani nasıl ki bu ahirete göre bu hayat kışırdır. Yani pekmeze göre köpük, tamam mı? Lezzet de öyle. Şimdi aslında ben donmuş neyim? Esma'yım. Karşımda bir balık var. Veya kahve var. Bu esma değil mi? Ben de donmuş esmayım. Esmasını esmasına yediriyor. Esmasını ben diye sahiplenmişim. Aslında esma lezzet alıyor. Şimdi Allah kendisine Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşünün. Düşünmeyin de mümkün değil. Bir dakika. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan Allah'a mahsus lezzet-i mukaddesesini düşünün. Ayrıyeten benim onun Allah olduğuna, Rabbim olduğunu bilmekten bende bir lezzet var. Bu lezzet de onun. Ben lezzet aldığımı zannettiğim şey aslında onun lezzeti. Donmuş esma kimin? Donmuş esma benim. Yok, esma Allah'ın değil mi? Allah'ın tabii. Tamam. Ha. Şimdi ne anladınızsa o kadar artık. Bak şimdi. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olmaktan hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesi var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Biz peygamberimiz değiliz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus. Peygamber olduğunu bilmekten hasıl olan lezzet-i mukaddesesini hayal et. Ben peygamberim. Peygamber, peygamber olduğunu bilmekten hasıl olan lezzet-i mukaddesesi var. Çok önemli iş yapıyorum. Etrafını çizmeye çalışıyorum bu mananın da. Var. Ama bizde olmayacak hiçbir zaman. Ben peygamber olmayacağım ki. Peygamber olmaktan ve o bilinç, o şuurun, ben peygamberim şuurundan hasıl olan bir lezzet-i mukaddesesi var peygamberde. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben ona iman ettim, benim iman etmekten imani lezzetimi de ona koy peygambere. O da ona ait. Onu koyduk kenara. Bir daha Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesi. Ben Allah'ım bil şu şeyinde ya tövbe. Anlamak için ya ne yapayım? Ben Allah'ım şuurunda Allah Allah olduğunu bilmekten gelen Allah'a mahsus bir lezzet mukaddesesi var. Bir de iman ile ben lezzet alıyorum. İman ile Rabbimden lezzet alıyorum.
Ben namazdan lezzet alıyorum. Allah biliyor. Hakikaten örnek için söylemiyorum. Namazda, farzlarda riya girmez. Ben namazdan lezzet alıyorum. Ekseriyeti mutlaka alıyor. Çok keyif alıyor. Ha, o lezzet bana ait gibi gözükürken aslında bana hissediyor. Benim lezzet almamdan da lezzet alıyor. Ha? Şimdi geleceğim. Bunları malzeme yapıyorum. Sonuç değil bunlar. Lezzetini anlattım. Kainat neresiydi? Kainat arştan aşağıya. Cennet, cehennem kainatın içindedir. Şeceri hilkat değil. Yapayım, çizeyim mi? Ha bak bak, o maşallah. O. Bak maşallah, güzel. Arştan aşağı cennet, cehennem hepsine buna kainat. Burası. Şeceri hilkat ise kabu kalbisinden aşağıya. Şeceri hilkat. Bak, görüyor musun? Şimdi cennet, cehennem nerededir? O arkadaşlar da çevir. Cennet, cehennem nerededir? Görüyor musun? Bak şimdi. Buraya verin şeyinizi, zihninizi. Şimdi ben lezzet alıyorum. Etten, baklavadan, şundan, bundan. Artık ne aklına geliyorsa lezzet ve zevk. Aslında lezzet alan o. Odur. Ben sahiplenmişim. Yani buna yanlış temellükten, haksız temellük etmişim. 69 şu anlar. Haksız temellük etmişim. Aslında lezzet alan o. Çünkü esmadır. Bu esma donmuş değil midir? Donmuş esmadır. Bu da esmadır. Esmasına lezzet aldırıyor. Ama ben lezzet aldım diyor. Şimdi cennete biz girdik. Cennete sonuç söylüyorum, tespit edin. Şu binada, daha girmeden dur, bir daha örnek vereyim. Şu binada oturup kahve içiyorum. Baklava yiyorum. Her türlü ne aklınıza geliyorsa zevkli düşünün. Yapayım bak. Bu bina lezzet aldı mı? Aldı. Almadı. Şey, tabii şuuru yok ya. Yok, şuuru yok. He, aldı. Hayatı yok. Almadı. Bu bina lezzet almadı. Hayat olmayınca hissi yok, şuuru yok. Ama binanın içindeyim. Peki. Ben şimdi bu binanın hayatlı olduğunu kabul edeyim. Hayatı var, şuuru var, aklı var, ruhu var. 4. Hayatı var, aklı var, şuuru var, ruhu var. Binanın. İçinde ben varım. İçinde ben varım. Benim lezzet almamdan o da lezzet alır mı? Alır. Alır. Bu hayat nedir? Hayatın kışırıdır, köpüğüdür. Ahiret nedir? İnne darul ahirete lehiyen heyvan. Hayat orada amdır. Burada kışırdır Enes. Bak işte. Şimdi biz cennete girdik. Bu bina gibi misali düşündün mü? Cennette an ve an insan lezzet alacak. Tamam. Ben buradan lezzet aldım. Bina lezzet aldı mı? Benim lezzet almamdan cennet de lezzet alacak. Kainatı görüyor musunuz? İşte 4 kitaptan çıkarttığım şu. Kanunu tekemmüle tabidir cennette. Kainat tabi olduğu için, kainat kanunu tekemmüle tabi olduğu için cennet var ya, cennet. İçerisindeki lezzet alanlardan lezzet aldığı gibi benden, bir de cennet kendi tekamül kanununa tabi, yeni öğrendiğim şeyi söylüyorum. Tekamül kanununa tabi olduğu için cennet de kendinden kendisi lezzet alacak. Kendisi lezzet alacak. Kendinden kendisi. Mesela bakın. Elimi sokuyorum, bir şey yok. Cennet kendisi tekamül etmekten, çekirdek ağaç olmaktan lezzet al. Bu niçin lezzetli biliyor musunuz? Bunun aslında öyle bir şey yok. İnsan olmak
meylinde var. İnsan olmak istiyor. Beni al içeriye, insan olmak istiyorum. Yok hayır, seni niye taşıyayım ben? Ama bak ben sana bir şey çaktıracağım. Bir lezzet vereceğim. Sok içeriye beni, bak ben ne tatlıcı. Ben bakayım. Ben bu lezzet için içiyorum ama bu da diyor ki bunu Mekke melaike sesması. Ben de insan olayım, bu mektebe gireyim. Bu kışlaya gideyim, insan olayım. Bunu insanlık makamına çıkarmak içindir. Şimdi bu dünyada hayat böyleyse inne darul ahirete leyyel heyvan, cennette hayat amdır. Her meratibi var. Cenneti Mehmet içinde olanların lezzetinden lezzet aldığı gibi kanunu tekemmüle tabi olduğu için kainatın içinde olduğundan cennet de inkılap geçiriyor. Bir anı komple bir anına benzemiyor. İçerisinden bahsetmiyor. Cennet kendisi kendisine. Cehennem de canlıdır. Cehennem de akıllıdır. Cehennem de şuurludur. Cehennem de şuurludur, ruhludur. Kime ne kadar azap vereceğini bilir. Cehennem. Öyle bir ateş falan değil böyle. Hani böyle herkes eşit davranır. Çocuğa da, kadına da, şuna da, buna da, zalime de, mazluma eşit davranır. Mucize var işte. Cehennem öyle değil. Kime, hangi duygusuna attı? Merhametini kötü kullandı, muhabbeti iyi ama. Vefası kötü, sadakati fena değil. Hangi hissine ne kadar ne verileceğini bilir, o kadar yapar. Cehennem. Çünkü cehennem şuurludur, akıllıdır, şuurludur, ruhludur, hayatlıdır. Orada hayat âmdır. İşte cennet kendisi kendisinden lezzet alacak. Çünkü cennet esmanın perdesi tecelli ettiği yerdir. Esma. Esmanın, bütün esmanın bütün meratibiyle tecelli ettiği bütünsel bir alemdir. Bilmiyoruz. Bileceğim şu. Hani ben lezzet alacağım. Ben bir lezzet aldım. Bana mahsus. Ama benim lezzetimden cennet lezzetlenecek. Bütün insanlara düşün. Katlanacak. Peki cennetin bu cennet olduğunu bilmek şuurundan hasıl olan ve cennete mahsus olan lezzetini ona mı mahsus olacak? Bana da yansıtacak. Bu darun kudret olduğu için mi? Evet artık. Evet Mehmetçe. Bu hakikat anlamak için veciz bir cümle. Ha. Mesela, kainat tecezzi etmez bir küldür. Küldür. Veya şu. Kainat tekemmül kanununa tabidir. Risale diyor. Tekemmül kanunu onu demek bunlar hep bir an bir ana geç, şey yapmıyor. Durağan yoktur. Hiçbir şeyde durağan Allah bile Celle Celaluhu şunat-ı zatiyesiyle böyle aktif. Ha yani 24. söz şey 24. mektup 29. söz 30. söz felsefeyle ve akılla yazılamayacak eserdir diyor. Nerede diyor? 18. mektubun filistesinde. Yani hiçbir şeyde yoktur. Bu şekilde bir 29. 24. mektup hiçbir eserde yoktur böyle bir şey. Bunlardan bahsediliyor ama bu şekilde açılım ve ifade bütünsellik yoktur. Allah bu kainatı yapmaktan şefkat Allah'a mahsus. İçerisini anlamaktan aciz olduğumuz, mezun olmadığımız böyle bir vazifemiz de yok. Allah, Allah'a mahsus, Allah'ın şefkat-ı mukaddesesi var. Bize yansıtmış. Ne kadar der İmam-ı Rabbani Hazretleri şefkat-ı mukaddesesini? Allah'ın şefkat-ı mukaddesi okyanus, bir damla hayvanlarda, nebakatta, camidatta ve insanlara, meleklerde, ruhaniler hepsine bir damlasını vermiş. Çünkü camidatta da lezzet var. Yani mesela elektron 3'tür. 8'i tamamlamak için 5 elektron almak aşkı kimyevi de, kimya der. Evet. Aşkı kimyevi. Bu da şeydir. Ha, Allah'a mahsus şefkat mukaddesesi var. Çık dışarıya. Allah'a mahsus muhabbet-i münezzehesi var. Allah'a mahsus Allah'ta da şefk var. Onun şefki bende gözüküyor. Ben aldığımı zannediyorum. Allah'ta surur var. Allah'ta tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız, ifade edemediğimiz Allah'a has lezzet-i mukaddesesi var. Ve Allah'a ait hani beni memnun ettin, Allah da seni memnun etsin gibi dualar var ya. Allah'ta da memnuniyet-i mukaddesesi var. Sen de memnun oluyor. Allah'ta da iftihar ediyor. Ben size iftihar ediyorum. İnsanları kullarında da meleklere karşı
gösteriyor hakiki kullarını ve Allah o kullarla iftihar ediyor. Ama içerisini bilmiyoruz. İftihar-ı mukaddesesi var. Bu lezzet-i mukaddese bir tuhaf. Yani yeni öğrendiğim neydi? Cennet kendisi kendisinden lezzet aldığını, kanunu tekemmüle tabi olduğunu, kanunu tekemmül demek çekirdek ağaç olma istidadındadır. Camidat, ustad der camidat diyelim 4. mektir. Camidat, cansızlar bitki olmaya, bitkiler hayvan olmaya, hayvanlar insan makamına çıkmak meylindedir. İhtiyaç, iştiyak, incizap ve meylindedir. Herkes kanunu tekemmüle tabidir. Hamiledir en iyisine, çocuğa hamiledir. Nakıslıktan kemalata hamiledir. İhtiyacı vardır, iştiyakı vardır, incizabı vardır, meyli vardır. Cennetin de kendisi kanunu tekamüle tabi olduğu için cennet içeriklerinden lezzet aldığı gibi kendisi kendisinden lezzet alıyor, inkılap geçiriyor, devamı patlıyor. An be an patlıyor. Bir andaki o cennet o değil artık senin için. Faaliyette lezzet vardır. Evet. İnne darul ahirete liyel hayvan. Hayatın en mertebeli orada tecelli edecek. Nasıl anlayacağız? Bebek hayatını düşün. Kadın hayatı, cin hayatı, melek hayatı, insan hayatı, çocukluk, gençlik. Bak ne kadar hayatımızı ne kadar safhalarını yaşadık. Lan bunlar hepsi köpük. Köpükse yani buz, suyu düşün. H2O'yu düşün, enerjiyi düşün, esiri düşün, madde hayat, aynı hayat. Hayatın zaten şimdi oraya gittiğin zaman orası nasıl bilmiyoruz. Yani ancak bildiğimiz o ki cennet kendisi kendisinden lezzet alıyor ve inkılap geçiriyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu Cenab-ı Allah diyor ya insanı Rahman'ın suretinde yarattım. Evet, Er-Rahman Aler. Nasıl şey yapabiliriz? Orada Ustad diyor söylüyor, 146 Emir Dağı'nda söylüyor. Orada ahlaktır, ahlaktır, sirettir ve surettir der. O mesela sureti Rahman, Er-Rahman, in halakal insani ala sureti Rahman. Allah insanı sureti Rahman şeklinde yaratmış. Rahman. Orada söylüyor ki ahlaktır. Onun sureti demek. Onun Allah, Rahman'ın sureti ahlak, huy, siret ve sıfat. Mesela şöyle düşün. Sen bazı güzel şeyler yaptığın zaman keyiflenmiyor musun? Evet. Mesela bugün derse geldin, iyi olmadın? Ondan lezzet alıyorsun ya. Allah da senin lezzet almandan lezzet alıyor. O surette yarar. Evet. Yani ahlak ne demek? Huyların cemidir. Huluklar. Onun için 252 Kastamonu'da evlenirken diyor, ilk önce din değil. Geçmiş ulemaya ustad farklı olarak asıl imam olduğu için ilk önce ne? Seciyeten diyor. Küfüvün şartı bir ahlak. Sonra din. İlk önce ahlak. Yani, onun için bir dersimiz vardı. Millet böyle biraz karıştı. İslamiyet bazı Müslümanlara hiç yakışmıyor. Böyle bir ders var. Allah Allah, bu ne biçim laf ya? Kardeşim öyle bir ahlaksız ki, öyle geçimsiz ki, öyle bağnaz ki, öyle en son sözü en başta der ki, o kadar olumsuz ki, o kadar felaket telalı ki, o kadar. Ya bu insanın Müslümanlık hakikaten ona yakışmıyor ya. Hiç İslami sıfat yok bunlar ya. Hep olumsuz. Ya bu adamın ismi Müslüman kalmış. Namaz kılıyor, evde despot ya o. Canavar ya o. Dışarıda şey, terörist, anarşist. Böyle geçimsiz, bağına, suratı gülmez, mahkeme duvarı gibi. Vallahi yakışmıyor ya. Ne bileyim ya. Ben de mi manyaklık var? Şöyle bitireyim. Haşiyeden aşağı inmiştim. Devri daim gibi cismi zihayat, telezüz için, düz okuyorum vakit geldi. Devri daim için, böyle bu girecek, lezzete dönüşüp gidecek. Nurlanacak. Devri daim için gibi cismi ziyaya, telezzüzat için hayat-ı cismani tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Ek, yeme, şürp, içme ve muamele-i zevci, özel hayat, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider.
Fakat o vazifeye bir ücret-i muaceli olarak, yani sana aslında evlenmek lezzet için ama aslında nesli çoğalttırmak için Allah şeker verdi sana. Bu işi yap, bu zor iştir bu. Bir çocuk büyütmek, bir hayatını bir çocuğa, bir eşe, başkasının kızına, başkasının eşine, başka şeyine vermek kolay mı? Kimse yapmaz bu zorken. Ha sen bir şey vereyim ya, şeker. Yani çocuğa verirler ya. Bunu yaptırmak için dünyada bir ihtiyaçtan bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücreti muacele olarak, peşin bir şeker gibi, öyle mütenevi leziz, lezzet işlerini bırakmıştır ki Allah sahil lezaize tereccüh ediyor. Yeme ve muameli zevciye. Madem bu dar-ı elemde bu ikisi, yeme içme ve özel hayat, bu dar-ı dünyada, bu dar-ı elemde bu kadar acip ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ek ve nikahtır, elbette bu dünyada bu böyle bu kadar lezzetliyse bu ikisi, elbette darul lezzet ve saadet olan cennette o lezzetler o kadar ulvi bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak dünyevi ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştah suretine ilave ederek cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayatlar bir maden lezzet olur. Ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Cennetteki özel hayat şudur. Bir insan evlendi. Hayat boyu her aldığı lezzeti topla. İştahını ve lezzeti topla. Onları da Allah oradaki özel hayatına katacak sana. Burada kalmıyor. Niçin? Sen ondan sonra gusül abdesti aldın, namazını kıldın, şeriata, sünnet-i seniye dairesini yaşadın. Bu lezzeti de Allah buraya bırakmıyor. Hepsini düşün, hayatından aldığın lezzet ve zevkleri topla, böyle kulasa yap. Oradaki özel hayatının içerisine koyacak. Bak ne diyor? Elbette darul lezzet ve saadet olan cennette o lezzetten o kadar ulvi bir suret alıp, oradaki lezzet ayrı İbrahim. Buradaki lezzetini ne yapacak? O vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini, yani sen dünyada böyle bir nesil için vazife yaptın. Ama lezzet için ama vazife yaptın. Dünyevi bu vazifeyi yaptın ama uhrevi oldu. Uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak dünyadaki iştahını, zevk ve lezzetini de oraya katacak. Oranın içine de katacak. Dünyevi ihtiyacı dahi dünyada da meylediyoruz ya, mesela diyelim ki bir eş. Lan bir tane ne olsun? 5000 tane. Sonsuz olsun. İnsan fıtratında var. Dünyada bu iştahın yok mu sonsuz? Bunu da oraya katacak. Dünyevi ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştiha suretini ilave ederek aldığın lezzetler artı almak istediğin bir sürü de vardı sonsuz. Artı. Hepsi. Hepsi de içini. Unutun mu 70 tane uhrevi vereceğim? Ne 70 tane olur mu? Ne 70 tane çok az, öyle bir şey olur mu? O kabirde diyor. O kabirde. Uhrevi bir iştiha suretine ilave ederek cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayattar bir madeni lezzet olur. Evet. Ve ma hazil hayati dünya illa lehmun ve laibun ve inne darul ahirete leyyel hayvan. Sırrınca. Şu dar dünyada camit ve şuursuz, hayatsız maddeler, bak şu dünyada, şu masa, şu kahve, şu dar-ı dünyada camit, cansız, şuursuz, hayatsız maddeler orada şuurlu hayatlardırlar. Buradaki insanlar gibi orada ağaçlar olacak. Ve insan düşünün, kendin gibi düşün duygularını. Evet bak, bitiyor ders arkadaşlar bak. Fikrinizi bir düşünün, fikir. Düşündün mü abi? Fikir, his, duygu, latife, insan. Burada sen nasılsan, ahirette ağaçlar öyle olacakmış. Ahiretin, cennetin ağaçları böyle. İnsan gibi. Buradaki hayvanlar orada taşlar olacak. Burada hayvan var ya böyle bizim kedi köpeğe.
Ondan sonra benim bir tane şey vardı, rahmetli oldu. Maviş diye bir kışım vardı. Kalemim otururdu. Yazıyorum. Yani yazıyorum. Benle ilgilen diye vuruyor. Kovuyorum beni, şey yapıyor. Ondan sonra çok ders yapmışım. Bir kedi düşünün. Ha, o kadar insana yakın değil mi? Ahiretteki taşlar da böyle olacak. Ahiretteki ağaçlar insan olacak. Evliyalar yapar. Peki dünyadaki hayvanlar ahirette taşlar gibi olacak. Taşlar seviyesinde. Dünyada hayvanların üstünde ne? İnsan. Bak hayvan insan. Dünyadaki hayvan mertebesi, cennetteki taşlar, topraklar böyle olacak. Dünyada insan, ahiretteki bitkiler olacak. Peki ahiretteki hayvanla ahiretteki insan nasıl olacak? İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkıntı çekmez. Dünyada en üst şeyle orayı kıyas ettirdi. Dünyadaki hayvanlar böyle olacak. Dünyadaki insanlar böyle olacak. Ahiretteki hayvanlar nasıl olacak? Dünyada benzeri yok. Cennette insan nasıl olacak? İnsan yok ki yok. Buradan kıyas edecek bir şey yok. Bu iki tane yüksek makamı buraya kıyas ettik. Hayvan, insan. Burada buranın hayvanı bu, buranın insanı bu olacak. Buranın hayvanı ile insanı bu dünyada var mı karşılığı? Yok. Yok öyle bir şey. Bilmiyoruz. Allahu Ekber. Girince göreceksiniz. Göreceğiz inşallah. Buradaki insanlar gibi orada ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, ağaca filan meyveyi bana getir. Meyletsen ağaç getirir. Filan taşa desen gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir suret alıp alırsa, buradaki taş, şeyler, hayvanlar ve insanlar orada böyle olursa, elbette ek ve nişürp ve nikah dahi hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber cennetin dünya fevkindeki derecesine nispetinde dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder. Bitti. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, tamam, cennette dünya fevkindeki derecesi, yani dünya ile cennet arasındaki fevkalade farktan, dünyevi derecelerinden, yani dünyaca yeme ve özel hayat, böyle ise dünya ile cennet arasındaki fark kadar bunlar orada farklı olacak. Anladık mı? Yani öyle. Ve burada bitiyor. Var mı soru? Yoktur, olmasın. Burada sen onun ayağına gidiyorsun, orada sen, o sen ayağına. Ya ayağına değil. Yani tamam, burada sen meyve... Meyle diyorsun oluyor diyor. Meyle diyorsun, muz gelsin diyorsun. Dehşet bir olay ya. Allah'ım. O zaman ne yapmamız lazım? Vallahi bir... sünneti seniye, başka bir havada uç dememiş. Sen istedin, nur sili. Ne? Sen istedin, nur sili kullanırsın. Nur sili mi? Selisinin nedir o selisin? Sünnet-i seniye. Ha, sünnet-i seniye. Selisilin. Nur silin de Risale-i Nur. O zaman sürekli bunları mı kullanalım? Bu senin dediklerini elde etmek için. Nur silin, selisilin. Bir de Kur'an silin. Kur'an silin o zaten. Kur'an silin. Kur'an silin hepsinin temeli. O sünnet senin içindedir. Allah Allah. Selisilin, nur silin. Risale-i Nur. Damar mı açıyor abi nur silin? Aynen öyle. Allah Allah. Damar değil mi? Bunun adı da Damar Ahmet abi ya. Evet. Peki. Oo bak. Ya yeri var. Mesnevi kaç? Yani Mesnevi 103. Şuraya okuyacaktım. Nedir biliyor musun burada? Bunu şunu diyecektim size. Çekirdekten, armutun çekirdeğinden karpuz çıkar mı? Çıkıyor, beklemesin değil mi? Ha. Dünya bir çekirdektir. Hayatımızın doğduk öldüğü komple bir çekirdektir. Ahirette ne şuna? O patlayacak, cennet olacak. Bunu başka nerede söylüyor? 220 gene Mesnevi'de diyor ki Müslümanın cehennemi nasıl olacak? Onu da söyleyeyim. Cehenneme gideceğiz inşallah. Ya tövbe 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 tövbe. Aferin Allah'ım, sil onu. Şu anda cennetten oraya yok. Yo. Başka bir şey anlatacağım.
Başka bir şey anlatacağım. Müslümanın cehennemini anlatacağım bak şimdi. Bak ama güzel bir şey. Kafirin cehennemi cismanisi olacak ya. Kafirin. Müslümanın günahı ne olacak? Kafirin dünyada kafirin cehennemdeki durumu, Müslümanın durumu şu. Kafir bu dünyada azap çekiyor ya, vicdan azabı. Okay. Müslümanın da cehennemi cismanisi böyle olacak. Günahı temizlenene kadar. Azap çekiyor. Yani bak şimdi bir daha. Şimdi Müslüman... Şöyle okuyayım. Yeniden okuyayım. Doğru. Şöyle okuyayım. Bak diyor ki, hem bakayım hem de göstereyim. Bak şimdi. Müslüman %49 sevabı var. %51 günah. Temizlenmesi için yanması lazım. Ama Müslüman yanınca çok kötü ya. Müslümanın cehennemi şu olacak. Kafirin dünyadaki cehennemi ruhanisi gibi olacak. Müslümanın cehennemi cismanisi. Okuyayım. Bu beşarette, bu beşaretin işaretiyle kalp ademi mutlak korkusundan eliminden kurtulur. Evet. Küfrün tazamun ettiği cehennemi manevisine bak. Ena inne zennab dibi hadisi kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın nikasından sonra, rızasından sonra Allah Müslümana verecek bunlar. Rüyetinden sonra müminler için hasil olan lezzetlerin derecelerine bak. Ama günahımız ne olacak? Hatta cehennemi cismani, Müslümanın günahı yanması için cismani bir cehennemi lazım, temizlensin. Şuna be, arif olan mümin için cehennemi cismanisi, asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Yani şu anda kafirin aldığı elem var ya, bir şey, sıkıntı falan. Müslümanın oradaki cehennemi cismanisi bu kafirin dünyada aldığı psikoloji, o ruhsal sıkıntıdan da hafif olacak. Hadis-i şerif söyleyeyim. İnşallah olmaz. Olursa da Ruş tabi çok zikrederdi. Hamam sıcağında olur Müslümana cehennem derdi. Allah merhamet edecek. Abi bu kadar günahımız ne olacak dedim ya. Risale'yi tanıdıktan sonra namazını yap, tesbihatını yaptıktan sonra senin günah ne olacak? Süfyaniyete yüklenecek derdi. Çünkü rivayet var. Ben cemiyete gözümü açtım. Ben bilmiyordum. Yani bu cemiyette açtım. Bilmiyorum ki cemiyet. O beni televizyon itti, mektep itti, sokak itti. Ali Baba ne kadar gücü yeter. Onun için bu günahı kim başlatmışsa, kim sebep olmuşsa ona yüklenecek. O biz biliyoruz ona yüklenecek. Bilmeyenler için nereye yüklenecek? O hepsi. Bilmeyen Müslüman da ona şey yapacak. Evet. Ama namazını kılan, akabinde mutlaka tezkirat yapan, birkaç defa Risale okuyana korkmasın. Ümit etsin Allah'tan. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Tam bir saat oldu. Allah razı olsun. Belki sorusu olan olur. Dur. Var mı sorusu olan canlı yayında? İnşallah yoktur. Tamam.